Hocam bir izleyici sorusu var söylemek istediğim. Şöyle demiş, çok sevgili hocam, internette özellikle Twitter'da Van'daki deprem hakkında çok acımasız yorumlar yapanlar var. Ağzıma bile almak istemiyorum ama bu hafta verdiğimiz şehitlerin karşılığında Allah'ın Kürt kardeşlerimize karşılık verdiğini yazıyor bazıları. Hocam bu nasıl bir anlayıştır? Ancak siz bunları susturursunuz inşallah. Hocam bunlara bir cevap verin inşallah demiş kardeşimiz Muhammed Gülseli Diyarbakır'dan. Bunlar alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz, cibiliyetsiz adamlar. Bunlar insanlardan nefret eden, güzellikten nefret eden, sevgiden, dostluktan nefret eden çok haysiyetsiz, alçak köpekler. Bunları adam yerine koyup cevap vermesi bile kardeşimizin yersiz. Kürt kardeşlerimiz, bizim canlarımız, Bediüzzaman'ın talebeleri, Selahaddin Eyyubi'nin evlatları, onlar bizim bir tanemiz. Nur gibi insanlardır. Ve mazlum onlar, benim canlarım. Onlarla ne alakası var? PKK belasını buluyor. O ayrı. O bir imtihandır. Allah diyor ahir zaman, Mehdi devrinde deprem meydana getireceğim. Depremler meydana getireceğim. Bu hikmete binaendir. Allah insanları düşündürmek için meydana getirir. Türkiye'nin birçok yerinde deprem oldu. Yani ve aynı anda da terör de vardı. Hiç alakasız yerlerde. Mesela 99 depreminde terör çok azgın şekilde devam ediyordu. Ama hiç alakasız, yani Güneydoğu'dan alakasız, değil mi? İstanbul'da oldu. Bunun alakası yoktur. Yani bunlara cevap vermek bile yersiz, fakat sorduğun için söylüyorum. İnsanları Allah'a yaklaştırmak için, Allah düşündürmek için bu tip olayları meydana getirir. İnsanların daha Allah'a yaklaşması, daha Allah'a coşkuyla bağlanması için meydana getirir. Dolayısıyla o şekilde düşünen, konuşan insanlara sadece cevap vermemek, öyle ahmaklara sükût etmek daha iyidir. Fakat madem sordum, ben de söyledim.